Bir önceki derste çalışma alanlarına değinmiştik. Bu derste ise kendi çalışma alanımızı oluşturacağız ve bunu kaydedeceğiz. Kendi çalışma alanımızı öncelikle oluşturmak için şunu bilmemiz gerekiyor. Sizler panellerinizi istediğiniz gibi kontrol edebilir, bunları basılı tutup, ki panel isimlerinden bir tanesine geliyorum, CSS stillerine, basılı tutup istediğiniz noktaya çekebilirsiniz. Bıraktığınız anda ise taşıma işleminiz gerçekleştirilecektir. Örneğin Adobe Browser Lab'ı biraz daha çekiyorum. Şunu bilmenizi isterim. Buradaki panelleri açıp kapamanız için panellere iki defa tıklamanız yeter. Örneğin AP öğelerine tıklıyorum. İlk kere tıklıyorum açılıyor. İlk kere tıklıyorum kapanıyor. Aynı usulde size şunu tavsiye ediyorum. Sağ taraftaki butona basarak da sekme grubunu kapatabilir ya da kapat seçeneği de onu yok edebilirsiniz. Adobe Browser Lab'ı tekrardan çekiyorum. Simge olarak darat seçeneği ise dar bir hale getirir. Çok dar bir hale getirir. Bakın şuradan da göreceğiniz üzere ben yine Adobe Browser Lab'ı buraya koyayım. Etiket denetimi seçeneğini de koyayım. Sağdaki panelimi genişletiyorum. Burada panel genişletme seçeneği sizin panelinizi istediğiniz boyuta çekmenizi sağlar. Ben şuradaki araya geliyorum. Tutup çektiğimde alanımı ya da panelimi genişletiyorum. Tekrardan arttım panelimi. Hatta dosyalar seçeneğini ekranın bir diğer tarafına, veri tabanı seçeneğini ekranın altına, sunucu davranışları seçeneğinde istediğim yine dosyaların yanına çekiyorum. Burayı daraltabilirim. Sağ tarafı da daralttım. İşlemim tamamdır. Peki bu noktadan sonra ne yapılacak? Bu noktadan sonra eğer hoşnut kaldıysanız, işinize göre bir çalışma alanı oluşturduğunuzu düşünüyorsanız sağ üst taraftaki butona basıyorsunuz. Ardından yeni çalışma alanı seçeneğine tıklayıp çalışma alanınızın adını yazıp tamam bastığınızda bu çalışma alanı artık hafızaya kaydedilmiş oluyor. Peki nasıl toparlayacağız ya da geri getireceğiz? Şu şekilde. Ben şimdi çalışma alanımı bozuyorum. Kapattım. Panelimi genişletiyorum. Veri bağlantılarını başka yere çekiyorum. Etiket denetimini çekiyorum. Parçacıkları çekiyorum. Hatta kapatıyorum bunları. İlk yere tıkladım. Bayağı dar bir alan kaldı. Hatta veri tabanlarını da aşağıdan. Şimdi deneme alanım değişti. Ancak ben deneme alanımı kaydetmedim. Dolayısıyla deneme alanındaki isme basıp deneme öğesini sıfırlaya bastığınız anda sizin kaydetmiş olduğunuz alan geri geliyor. Ben gene kendi bildiğim alana dönüyorum. Bastığım anda benim alanım geri geldi. Hatta burada çalışma alanlarını yönet seçeneğiyle de mevcut çalışma alanlarınızı yeniden adlandırabilir, silebilirsiniz. Mizampar silme işleminin geri alınamayacağını hatırlatır. Bunun yanı sıra ekranın sağ tarafındaki pencereyi kapama, dar ya da geniş ekran yapma, simge durumuna küçültme seçenekleri var. Arama alanında ise aradığınız bir kelimeye yazıp Enter'a basarak mevcut Adobe Community Help, Adobe Topluluk Yardımı sayfalarında arama yapabilirsiniz.